onları cezaevine atarsak korkutuyuz diye düşündüler. Gelsinler küçük dikiliği görsünler. Biz korktuk mu? Biz geçirdik mi? Elbette bizim tarihimizde diz çökmek yok. Bizim tarihimizde korkmak elbette yok. Çok yakın bir zamanda, 2 gün önce yüzün üstünde arkadaşımız operasyonlarla gözaltına alındı. Bu sandıklarımıza bir müdahaledir. Seçime bir müdahaledir. Demokrasiye bir müdahaledir. Bu haliyle sandık güvenliğini boşa çıkarmaya çalışıyorlar. İçlerinde hukukçu arkadaşlarımız, örgütlenmeden sorumlu arkadaşlarımız vardı. Ama bu coşku, bu halk bunun karşısında yılmaz ve mücadele eder ve başarır. Olması gereken bir seçimi bir darbe olarak nitelendiriyorlar. Kendilerine yapılmış bir darbe olarak. Ne zamana kadar sürdüreceksiniz bu saltanatı? Bu halk buna izin vermez. İzin verirseniz bir ömürlük hayatının 1/4'ünü devrimci mücadeleye adamış Mustafa Kaçaroğlu da aramızda. Hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar. Gençlerin, emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin, bütün halkların yan yana durduğu yepyeni bir yüzyılı beraberce inşa edeceğimiz 14 Mayıs'ın coşkusunu, heyecanını paylaşmak üzere bugün sizinle beraberiz. Siz de aynı coşkuyu, aynı heyecanı mutlaka duyuyorsunuz. Öyle değil mi değerli yoldaşlar? Bir yüzyıl boyunca tekçi bir anlayışla bütün farklılıkları yok saydılar. Tek bir kimlikte, tek bir inançta herkesi buluşturmaya çalıştılar. Ne zani, ne zani, ne zani, ne zani, ne zani, ne zani.
vatanlarımızı koruyalım. İttifakla AKP'yi muhafif faşist gene Kürt nasnaka gene Kürt kabul naka zamanı gene Kürt kabul naka iradan kabul naka lepera çibikim rabikim tüccari kelime güya kabul naka gelime demek Kürt verin Kürt hene zamanı Kürdiye'ye en birer tıkkane en temşiyan bikin bu aşıkkiyeyi برای خود دم خو، شیو برسی و گود دم دم برای خود دم خو. چقدر وینا امیرو نه هات نگور رای شور بخازم دنگ شور بخازم. کافازی که منی تهی، گول مردی نه امشش هواهی خوب شیم پارلمانتوی تغایت که زیادی صدی امشیم پارلمانتوی. تک هدف آن دا فازیا مشکلی ما ایرو نه.
inancımız. Hiç kimse kuşku duymasın. Biz onları yerel seçimlerde İstanbul'dan nasıl gönderdiysek 14 Mayıs'ta da aynı şekilde göndereceğiz. İstanbul için de aynı şeyi söylüyorlardı. Diyorlardı ki ne yaparsak yapalım İstanbul'u bırakmayacaklar. İstanbul'u terk etmeyecekler diyorlardı. Başladı. Şimdi Tayyip'i göndermekte İstanbulluların elinde. Siyasi hikayesi İstanbul'da bitecek. Şimdi halkımızın patatesle soğanla bir derdi yok diyor. Çünkü onlar insanların evinde kaynamadığından haberi yok. Patatesin ve soğanın halkımız için ne kadar kıymetli olduğundan haberleri yok. Çünkü onlar saraylarda yaşıyor. İstanbul halkının ne yaşadığından haberleri yok. Oysa bizim halkımızın geçim derdi var. Gençlerimizin gelecek derdi var. Kadınlarımızın gelecek derdi var. Bu ülke geleceği değiştirmek sizin elinizde. Geleceğiniz her bir oyun ne kadar kıymetli olduğunu biz biliriz. Genç arkadaşlarımızın atacakları oylar, kullanacakları oylar kendi geleceklerini belirleyecek, yarınlarını belirleyecek ve bu ülkede söz sahibi olmalarını sağlayacak. O yüzden biz şimdi buralarda, bu meydanlarda konuşuyor olabiliriz. Ama esas sözü, esas kararı sizler 14 Mayıs tarihinde sandıklarda vereceksiniz. Mühür de sizin elinizde olacak. O mühürü yeşil sol ağacının altına öyle bir vurun ki Türkiye'nin her yeri yeşile boyansın.
her bir oyumuzun kıymetini bileceğiz. Size güvenin sevgili arkadaşlarım. Yeşil Sol işte bu derece önemli ve bu kadar kıymetli bir partidir şu anda. Çıkmak hepimizin görevidir. Evet, 14 Mayıs tarihinde değiştirmek için, dönüştürmek için, kazanmak için, başarmak için ve mutlaka söz sahibi ve karar sahibi olmak için oylarımız Yeşil Sol'a. Seçiminde oylarımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu çok stratejik bir karar. Biliyorsunuz İstanbul seçimlerinde de yine aynı stratejik kararla İstanbul'da demokrasi güçlerinin kazanmasına bizler vesile olduk. Şimdi